Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve evladihi ve etbaihi ecmain. Estağfirullah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve hlulukleten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve auzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Merhaba arkadaşlar. Bugün Risale-i Nur'dan inşallah 1. lemayı sizinle tefekkür etmek istiyorum. Biraz da hazırlıksız geldim. Ümit abi davet edince ben davetli olduğumu sandım. Meğer daha fazlası da varmış. Onu burada öğrendim. İnşallah Cenab-ı Hak bizim göğsümüze, kalbimize, aklımıza hangi hakikatleri açarsa biz de onları sizinle paylaşmaya çalışacağız. Zaten metin önümüzde böyle bir kolaylığımız var. Nurcular olarak çok hazır konuyoruz ama evet elhamdülillah böyle bir kolaylık var önümüzde. Zaten metin yazılı. Oradan okuyarak konuşmaya çalışacağız. Birinci lemayı anlamadan evvel şöyle bir şeyi sizinle müzakere etmek istiyorum. Cenab-ı Hakk'ın bizde yarattığı her şeyin bir hikmeti var. Bediüzzaman Hazretleri bunun dersini bize veriyor. Olumsuz bile gözükse ilk bakışta. Mesela inat. İnat nasıl bir şey diye sorsak çoğumuzun aklına kötü şeyler gelir. Olumsuzluk gelir. Ama Bediüzzaman Hazretleri ne diyor? Hakta sebat olduğu zaman inat çok faydalı bir şey. Evet. Mesela Bilal Habeşi Hazretleri'nin o üstüne sıcak taşlar konulduğu, altında kızıl kumun olduğu zamanlardaki o sebatı, ehad deyişi mesela, o neyle olur? İşte hakta sebatla olur. İnadın yüzünü hayra çevirmekle olur. Veya başka bir şey mesela, başka bir özelliğimiz. Alınganlığımızı düşünelim mesela. Alınganlık normalde bize nasıl gelir? Ya iyi bir şey değil sanki böyle. Evet. Çok alıngan olmamak lazım. Orada birisi yüzünü astı. Senin moralin bozuluyor. Etkileniyorsun. Bütün günün işte zindan oluyor. Veya oradan birisi laf attı. Alınıyorsun. Şundan alınıyorsun. Bundan alınıyorsun. Havadan nem kapan insanlar falan diyoruz. Eleştiriyoruz. Hep kötü gözüküyor. Ama aslında Cenab-ı Hak o alınganlığı yaratmasa hidayeti bizde tecelli etmez. Biz bundan, bu metinlerden mesela Kur'an'dan, mesela sünnetten, hadis-i şeriflerden, orada anlatılan hakikatlerden, kıssalardan nasıl hisse alıyoruz? Menkıbelerden, evliya menkıbelerinden mesela. Alınganlığımızla yerine koyuyoruz kendimizi. Yani bir hisse de kendimizi alıyoruz. Bu ben de olabilirdim. Hani bir evliya galiba Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, yanlış hatırlamıyorsam kuddüs-i sırru, dışarıda buz satıyormuş birisi. Ama tabii buz sıcakta nasıl satılır? Eriyor sürekli. Adam da hani hızlı satmak için, milletin merhametini de biraz celbetmek için diyormuş ki sermayesi eriyen adama yardım edin. Yani gelin alın buzlarımı. Sermayesi eriyen adama yardım edin. Sermayesi eriyen adama yardım edin diye bağırıyormuş. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri duyunca bayılmış. Demişler hani ayılınca ne oldu? Ya beni anlatıyor demiş ya. Sermayesi eriyen adama yardım edin. O benim demiş yani. Hakikaten bizim de sermayemiz eriyor. İşte her an geçiyor. Zamandan daha büyük sermaye var mı? Ne alsak zaman vererek alıyoruz. Aslında bütün sermaye zaman. Para bize zaman kazandırıyor. Zaman da para kazandırıyor. Mesela zamanımızı veriyoruz. Bir saat çalışıyoruz. Ümit abi bir mobilya yapıyor mesela. Zamanını veriyor, onun karşılığında para alıyor. O parayla ne yapıyor? Belki onunla da zaman kazanmaya çalışıyor. Bir araba alıyor, gideceği yere daha çabuk gidiyor. Bütün ticaret bu aslında. Zaman verdim, zaman aldım. Zaman verdim, zaman aldım. O zamanın en kârlı ticaretini elbette Cenab-ı Hakk'ın yoluna sarf etmek, onun rızasında sarf etmek. Asıl şey orada oluyor. Cenab-ı Hak bizi orada istihdam etsin, ihlas etemle. Ama dediğim gibi o alınganlık, o mübarek bir şey aslında. Keşke içimizde o alınganlık hep böyle yeşerip kalsa, böyle etkisiz, etkilenmeyen, etkilemeyen bir insan olmasak. İşte burada da mesela Üstad Hazretleri 1. lemada Yunus Aleyhisselam'ın kıssasını anlatacak ama normalde ben mesela bu 1. lemada okuyana kadar Yunus Aleyhisselam'ın kıssasını böyle şey gibi geliyordu. Allah affetsin ya işte Yunus Aleyhisselam yaşamış bir şeyler. Onun maceraları gibi haşa sümme haşa. Böyle uzağımda olaylarmış gibi geliyor. Hikaye gibi. Yani hikaye gibi geliyor orada ama o da öyle bir şeyler yaşamış. Serdar abi de şunu yaşamış. İşte Ümit abi bunu yaşamış. Falanca abi filanca abi bunu yaşamış. Yani dışarıdaki hadiseler gibi. Böyle ana haber bir temizlemek gibi geliyor. Ama burada öyle bir anlatıyor ki birden hayatına iniyor. Hani balığın karnına sen giriyorsun. Evet. Öyle düşünün. İşte bu neyle oluyor? Yine o alınganlıkla, kendi üzerimize alınmakla. Birinci söze gidersek Bediüzzaman Hazretleri'nin dersine ilk başladığı ifadeler bunlardır.
ben nefsime diyorum, sen de nefsimle beraber dinle. Yani o alınganlık varsa nefsinde, o ders gidiyor başkasına. Kendi nefsinle konuşuyorsan başkasının da nefsiyle konuşabiliyorsun. Peki böyle bir yerden başladık. İnşallah Cenab-ı Hak bu mübarek alınganlıkla bu metni okumayı bize nasip eylesin. Birinci lema. Hazreti Yunus İbni Metta ala nebiyyina ve aleyhisselatu vesselamın münacatı, yani duası, en azim bir münacattır ve en mühim bir vesile-i icabe-i duadır. Yani bu duayı okumak neymiş? Diğer duaların da kabul olunmasına vesile oluyormuş. En mühim bir vesile-i icabe-i duadır. Hem de bu duada öyle bir sır varmış ki, eğer bunu kavrarsak, o duadaki sırrı, diğer dualarımız da bununla kabul olunurmuş. Yani duaları ne yapıyor? Nasıl diyelim? Hani telefonumuz böyle donuyor, bilmem ne oluyor, ne yapıyoruz? Bir fabrika ayarlarına falan dönüyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Tekrar ayarlar düzelsin diye. Bu duayı okuduğumuz zaman da bizim duadaki halet-i ruhiyemiz böyle şey oluyormuş. Tekrar başa yani dönme. Sizin telefonun kapsama alanına girmesi gibi. Evet. Ya da hani dondun, format atmak yani gibi veya şey gibi. Tekrar o temel ayarlara dönüyormuş. Bizi tekrar o kulluk ayarlarına çeken bir sır varmış. Bu duasının içinde Yunus Aleyhisselam. En mühim bir vesile-i icabe-i duadır. Duaların kabul edilmesine bir vesileymiş. Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın kıssayı meşhuresinin hülasası. Yani özetle anlatacak bize. Denize atılmış, büyük bir balık onu yutmuş. Deniz fırtınalı ve gece dağdağlı ve karanlık ve her taraftan ümit kesik bir vaziyette La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin münacatı ona süraten vasıtayı necat olmuştur. Bu ifadenin kısa bir meali nedir? Senden başka ilah yoktur. Seni her türlü noksandan tenzih ederim. Gerçekten ben kendine zulmedenlerden oldum. Enbiya suresinin 87. ayetinde geçiyormuş bu. Bir daha okuyayım kısa mealini. Senden başka ilah yoktur. Seni her türlü noksandan tenzih ederim. Gerçekten ben kendini zulmedenlerden oldum. Şimdi mealine bakıyoruz. Ya bunun neresi dua? Şimdi bizim kafamızdaki dua itibariyle söylüyorum. Ümit abi bu duaya benziyor mu? Var mı bunda istemek? Talep yok yani. Talep yok. Bir şey istemiyor. Biz dua dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? Ver Allah'ım ver. Ya o geliyor bizim aklımıza. Yani ne istiyorsak, işte aklımızda ne varsa dünyevi olarak, uhrevi olarak onu istiyoruz, bunu istiyoruz, onu istiyoruz, bunu istiyoruz. Bize dua bu diye geliyor. Aklımıza hep o geliyor. Ama hakikaten en büyük dualara baktığınız zaman istemek az var. Mesela Cevşen'de Esma var, altta bir satır dua var. Esma var, altta bir satır dua var. Yani orada aslında Cevşen'de Esma kısmı dua kısmından çok. Çok, çok. Başka dualara bakıyorsun, Üveysi Karani Hazretleri'nin mesela, Veysel Karani Hazretleri'nin bizdeki tabiriyle. Orada Allah'ı tarif ediyor, kendisini tarif ediyor. Allah'ım sen kudreti sonsuzsun, ben acizim. Değil mi o şeyli ifadeler var? Evet. Arapçası ezberimde yok maalesef. Onu mesela söylüyor. Bakıyorsun ya bu da pek duaya benzemiyor. Demek ki duadaki ilk sır, en önemli sır kulun bir kendini bilmesi, iki Allah'ını bilmesi. Duanın asıl amacı o zaten. Ver, al gülüm ver gülüm kısmı duanın sonraki kısmı. İlim bilmektir, ilim kendini bilmek. Evet. Onu bir önce öğren. Dua seni şeye çekmeye çalışıyor. Sen hala dua edebilecek, isteyecek kadar aşağıda mısın? Dua etmeyi bırakan insan aşağıda olmayı da bırakır. İçinde kibir olan adam duasını azaltır. Çünkü artık hani Allah'la ilişkisi böyle değildir. Hani biraz böyle çıkmış ya. Firavunlaşmış. Dua azalıyor bak. Dua azaldıkça insanın ilişkisi de böyle şey oluyor. Hani istemeyen adam böyle işlemeye başlıyor. İstediğin zaman ara tekrar açılıyor. Evet. Dua bizde böyle bir iş yapıyor yani. Bizi böyle yetiştiriyor. Ümit abinin aklına bir şeyler geliyor ama istersen söyle abi. Acziyet mesela Ahmet abi, tabii ki mesela maddi yeterlilik de mesela insanı mesela hiçbir maddi kudretin yok. Çok iyi bir şey. Çünkü Allah'a çok muhtaç hissediyorsun kendini mesela. Ama biraz maddi yeterlilik geldiği zaman Allah'tan önce ya şunu satarım hallederim diyorsun.
şunu satarım çözerim diyorsun. Ondan sonra Allah akla geliyor. Ama hiçbir şey olmadığı zaman... Kenarda dolarım varsa mesela. Direkt. Mesela bu bir... Tabii bunun marifetullah boyutu bambaşka. Üstad Hazretlerinin talimi marifetullah. Yani Allah'a muhtaçlığımızı varlıklıysak da bilmeklik, yoksulluktaysak da bilmeklik. O bambaşka bir şey. O işte... Ama dünyevi normal hayatlarımızda bunu görüyoruz ama. Yani ne kadar elimizde imkanlar varsa Mehmet Ali kardeş... Allah'a muhtaçlığımızı unutuyoruz. Duamız azalıyor. Azalıyor. Tabii ki Risale-i Nur'un talimleri, üstadımızın bu telkinleriyle inşallah sizin de şu an o sunumunuz öyle zaten. O öyle geldi yani. Gençler bu tam yerine koymak insanı. İnsan nerede, Allah nerede? Onu tam tarif etmek, anlamak için bu halet-i ruhiyeye girmek lazım. Yunus Aleyhisselam gibi balık karnına girmek lazım. Bu La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin de bize onu hatırlatıyor. Münacatı ona süraten vasıtayı necat olmuştur diyor Üstad Hazretleri. Şu münacatın sırrı azimi şudur ki o duada saklanan büyük sır neymiş? O vaziyette esbab yani sebepler nedenler bil külliye sükut etti. Orada artık sebeplerden Yunus Aleyhisselam'a yardım edecek bir şey kalmadı. Yani balığın karnında bir de denizin bilmem kaç kim bilir kaç metre kilometre altta. Yani bütün esbab sukut etti hakikaten. Tabii tabii. Değil mi yani? Müracaat edeceği Allah'tan başka bir şey var mı? Ya, kimi arayacak? Cep telefonu yok bir şey yok. Cep telefonu da yok. İşte orada demek ki tam acını hissetmiş işte. Sır orada. O eşiğe gelmek mi? Eşiğe evet. Yani tam demek ki. Oradan bir anda işte necata vesile olmuş işte. Evet. O şeyi anladığı için. Yani diyor ya duada işte ben kendi nefsime zulmettim diyor işte. Kendini hemen orada şey yaptı. Yerine koyuyor. Tabii. Çünkü o halde ona necat verecek yani yardım edecek öyle bir zat lazım ki hükmü hem balığa hem denize hem geceye hem cevvi semaya geçebilsin. Çünkü onun aleyhinde gece, deniz ve Hud ittifak etmişler. Hud balık demek. Bu üçünü birden emrine musahhar eden bir zat onu sahili selamete çıkarabilir. Eğer bütün halk onun hizmetkarı ve yardımcısı olsaydılar yine beş para faydaları olmazdı. Demek esbabın tesiri yok. Bak, esbabın tesiri yok. Her zaman yok. Her zaman. Ama biz ne zaman uyanıyoruz? İşte uyandığımız yer bizim eşiğimiz. Eşik evet. O eşiği tattığımız yerde biz uyanıyoruz. Yoksa esbabın hiçbir yerde tesiri yok. Bediüzzaman Hazretleri'nin mektubatta geçen bir ifadesi var. Diyor ki, yani ben tabii mealen aktarıyorum onu, tam cümleler aklıma gelmiyor. Nedenle sonucun birbirini kaldırmadığını anladığınız yerde diyor, o aradaki uçurumdan Esma-i İlahiye tulu eder diyor. Güneş gibi doğar böyle. Nedenle sonucun birbirini kaldırmadığını anladığınızda. Yani o nedenden o sonucun çıkamayacağını anladığın anda orada işte o değil. Esma şey yapıyor. Yani mesela şimdi... Bir aşı yaptılar değil mi Türkiye'de? Türkovak diye bir aşı var. Şimdi bu aşıyı düşündüğümüz zaman biz diyoruz ki ya bu aşının arkasında nasıl bir ilim olması lazım? İşte şu kadar doktorların, bu kadar bilmem işte uzmanların çalışması lazım ki böyle bir aşı olsun. Ne kadar irade lazım? İşte şu kadar seçme gücü bilmem şöyle falan sebat, dayanıklılık olması, çalışma olması lazım ki olsun. Veya işte kudret, devletin imkanlarının çok iyi olması lazım ki böyle bir ilaç yapılabilsin. Bu bize ne ölçüsü veriyor? Diyoruz ki ya işte devletimiz demek ki işte güçlüymüş. Bak böyle bir ilaç yapabildi. Oradan çıkarıyoruz. İlim, irade, kudret okuması yapıyoruz. Bak Türkovak aşısını bize birisi dese ki Türkovak aşısını inekler yapmış veya ahırdaki koyunlar yapmış veya işte böcekler yapmış dese deriz ki ya ne saçmalıyorsun yani. Bizimle dalga mı geçiyorsun? Bizimle dalga mı geçiyorsun ya? Yani aşı gibi bir şey dersin. Ondaki, onun arkasındaki ilim, irade, kudret şeyini... Ne böcek karşılar, ne inek karşılar, ne sinek karşılar. Ama bal diye bir şey var. Onu arıya veriyorsun. Nasıl veriyorsun? Nasıl veriyorsun? Balın arının şey balın arkasındaki o ne kadar şey var sana? İlim yok mu? Kaç hastalığa iyi geliyor? Ya bir tane virüse değil. Bir sayıyorlar Allah Allah. Değil mi? Kaç hastalığa bal iyi geliyor. İşte ondaki kıvam, bak bugün ne kadar tesisimiz, kimya laboratuvarımız var, yapamıyoruz. Aynısını yapamıyoruz. Sahte bal satıyorlar, abi ekmeğe sürdüm mi hissediyorsun zaten. Ekmek bile diyor ki bu o değil diyor yani. Bırakmıyor ekmeği böyle. Veya yerken damak tadın ya da yedikten sonra miden diyor ki bu diyor sahte. Yani
Hani bunu yanlış yaptın, almamalıydın diyor. Bak, balı yapamıyoruz bu imkanlarla, bu laboratuvarlarla yapamıyoruz. Ama diyoruz ki arı yaptı. Ya nasıl yaptı? Oradaki yükü kaldırabiliyor mu? İlim yükünü kaldırabiliyor mu? İrade yükünü kaldırabiliyor mu? Kudret yükünü arı kaldırabiliyor mu? Alışkanlık işte. Zübeyir Tercan abinin verdiği bir örnek vardı bu mevzuyu anlatmak için. Mesela diyor, ben diyor elimi her şıklattığımda böyle, işte yanımda da mesela Ümit abi böyle yapıyor. Ben şıklatıyorum, Ümit abi böyle yapıyor. Bu o kadar düzenli oluyor ki, birisi uzaktan bakıp diyor ki, Ümit abinin elini şıklatmasını Ahmet'in parmak şıklatması yapıyor. Beraber olduğu için iktiran, ikisi beraber oluyor. Biz de o iktiranı şey sanıyoruz, yaratmak. Halbuki ne benim şıklatmam Ümit abiyi şaplatmak zorunda bırakır. Etkilemiyor. He, yani bir etkileme şeyi yok yaralarında, o ilişki yok aslında. Ama o kadar beraber oluyor ki, hep bu şekilde oluyor. Diyoruz ki ya bu bunu yaratıyor herhalde. Yani hep beraber oldukları için. Esbab halbuki, perde olmuş ya işte. İktiran o aslında. Beraber yaratılmışlar. Biri diğerini kaldıramıyor normalde yani. Evet. Demek esbabın tesiri yok. Bunu görmek için işte o biraz o mesafenin açılması lazım. Sebeple sonuç mesafesini açtığınız zaman ya bu bunu kaldıramaz dediğiniz zaman güneş gibi aradan Esma-i İlahiye doğuveriyor. Bizim işte yeğen ödevini diyelim bana yaptırsa kompozisyon ödevini öğretmen hemen onu yakalar. Ya sen ilminle işte kaleminle eğitiminle daha küçücük çocuksun bu kompozisyonu nasıl yazdın der mesela. Bu senin yazın değil. Ha, bu senin yazın değil. Bak niye? Açtı çünkü arasını. Evet. Esere baktı, müessire baktı. Bu dedi bunu kaldıramaz. Evet. Aradan kim çıktı? Buna kesin ya babası yardım etti, ya annesi yardım etti, ya amcası yardım etti. Bak o arayı açtı, öğretmen çıkardı. O öğretmen kadar olmamız lazım bizim her seferinde. Böyle biraz arayı açmamız lazım. Ya bu bunu yapabiliyor mu? Bu bunu yapabiliyor mu? İnek. İnek sütü yapabiliyor mu? Şöyle çart diye biraz açmamız lazım arasını. Cenab-ı Hakk'ın esmasını görmek için. Demek esbabın tesiri yok. Müsebbibül esbaptan, yani sebeplerin sebebi, sebepleri yaratan Allah, başka bir merce olamadığını aynel yakin gördüğünden, aynel yakin bir bilmenin bir derecesi, sırr-ı ehadiyet, nur-u tevhid içinde inkişaf ettiği için, buranın kilit cümlesi burası, sırr-ı ehadiyet, nur-u tevhid içinde inkişaf ettiği için, şu münacat birdenbire geceyi, denizi ve hutu musahhar etmiştir. O nuru tevhid ile hutun karnını bir tahtel bahir gemisi, yani denizaltı hükmüne getirip ve zelzeleli, depremli, dağvari emvaç, dağ gibi dalgalar dehşeti içinde, denizi o nuru tevhid ile emniyetli bir sahra, bir meydan-ı cevelan, gezinti yeri ve tenezzügahı yine gezinti yeri olarak onur ile sema yüzünü bulutlardan süpürüp kameri bir lamba gibi başı üstünde bulundurdu. Her taraftan onu tehdit ve tazyik eden o mahlukat her cihette ona dostluk yüzünü gösterdiler. Ta sahili selamete çıktı, şecere-i yaktin altında o lütfu Rabbani'yi müşahede etti. Yunus Aleyhisselam'ın kıssası böyle. Kıssanın içinden Bediüzzaman Hazretleri'nin elbette çok daha fazla hikmetler vardır, ehli bunu anlatmıştır eserlerinde. Üstad Hazretleri'nin çıkardığı hikmet sırr-ı ehadiyetin nur-u tevhid içinde inkişaf etmesi. Sırr-ı ehadiyetin nur-u tevhid içinde inkişaf etmesi. Nasıl bir şey bu? Yani sırr-ı ehadiyet nur-u tevhid içinde nasıl inkişaf ediyor? Allahu alem benim aklıma gelen şu. Şimdi Yunus Aleyhisselam kendi kıssasında öyle bir yaşadıkları içinde öyle bir tertip gördü ki hani kıssanın geri kalan kısmını hatırladığımızda kavmini bırakıp gidiyor, bir gemiye biniyor, gemi fırtınaya yakalanıyor. Orada diyorlar ki hani bu fırtına oldu, burada bir uğursuzluk var. Onlarda da şöyle bir adet varmış. Efendisinden kaçan bir köle varsa böyle olur diye inanıyorlarmış. Efendisinden kaçan köle olursa burada işte fırtına olur. Orada da şey ama tabii kavimden kaçarken de Allah'ın iznini almıyor değil mi? Ha işte sır orada nasıl birbirine bağlanıyor? Evet. Oranın adetiyle Yunus Aleyhisselam'ın durumu birbirine bağlanıyor. Yani diyor artık bu kavimden bir şey olmaz anlatmış herhalde insanmış ya. Öyle bir bahçeye düşmüş değil mi? İzinsiz oradan şey oldu. Ayrılmış. Yani yüz ayrıldığı için. Ondan sonra işte gemiye biniyor. Gemide diyorlar ki bu fırtınaya yaşadığımıza göre bir şey var. Bir durum var yani. Bu uğursuzluk burada olmazdı böyle bir şey. Bu gemide efendisinden kaçan bir köle var.
Ne yapacağız? Nasıl ortaya çıkaracağız? Kurra çekelim. Abi kurra çekiyorlar. Yunus Aleyhisselam'a çıkıyor. Bakıyorlar. Ya bu adam efendi birisi. Yani duruşu şey. Hiç köle hali yok. Üstü başı yırtık değil falan. Bu değildi. Bir daha kurra. Yine Yunus Aleyhisselam çıkıyor. Ya olamaz falan. İnanamıyorlar onlar da. Bir daha kurra. Yine Yunus Aleyhisselam. En son Yunus Aleyhisselam diyor ki. Hani düşünüyor. Bu nasıl böyle bir daha. Düşünüyor o yaşadıklarını. İşte Serdar abinin anlattığını. O diyor köle benim evet. Hani Allah'tan izin almadım Celle Celaluhu. Orada işte herhalde şey orada artık o da şeyi anlıyor. O da işte bak o şeye uyanıyor. Evet. Diyor benim tamam diyor beni atmanız lazım denize. Efendisinden kaçan köleyi atarlarsa o fırtınanın geçeceğine inanıyorlarmış. Yunus Aleyhisselam'ı denize atıyorlar. Denizde de balık yutuyor. Şimdi üstüne üstüne. Şimdi öyle bir kurgu var ki olayın içinde. Evet. Etrafındaki her şeyin tertip olduğunu anlıyor Yunus Aleyhisselam. Yani zaten biliyor peygamber de orada bir de daha şiddetli bir şekilde. Şu oldu, bu oldu, o oldu. Ya bir tertip var, bir düzen var. Hani beni bir şeye doğru götürüyor bu düzen. İşte o nuru tevhid olaydaki şeyi çözdü. O geniş resimdeki. Tevhidle anladı ki. Sözü geçen hepsine. Gemide Allah'ın, fırtınada Allah'ın. Efendisinden köçe kaçan köle balık benim, da balık da Allah'ın, gece de Allah'ın, hani bu etrafımda hepsi böyle bir şey oldu. Yani bir kurgu vardı. Bir kurgu oldu. Manalaştı, manalaştı. En kurguda o vurgu var işte. Yönetmen aynı. O kurgudaki vurgu ne işte? Ehadiyet. Truman Show var bir film. Nasıl abi? Bir tane yabancı bir film var Truman Show, aynı bu şekilde. Jim Carrey'nin filmi. Evet, ben de yani kurgunun içinde olduğunu fark ediyorsun olay. Yani mesela buna nasıl bir örnek verebiliriz? Kamera şakaları oluyor ya. Biz kendi hayatımızda baktığımız zaman bizimki de kurgu değil mi Ahmet abi? İşte uyanma. Alem mi efendim mesela Erbaht'tan geldik. İşte Allah'a girdik. Yani ne bu buna da bir kurgu yok işte. Orada Cenab-ı Hak uyanmayı bize nasıl? Bu kurgu meselesi başka da aklıma gelmişti. Mesela duada da hani sen Cevşen örneğini verdin ya Ahmet abi. Mesela Cenab-ı Allah evvela kendinin mukaddesliğinin bir vurgulanmasını istiyor. Ondan sonra şey, Mahmut abi ben de sabah İşaret-ül Hicaz'da bir yer okuyorum. O İşaret-ül Hicaz'ın 2. sayfasında oralarda bir yerleri şey yapıyorsa hep Allah, Cenab-ı Allah muhtaçlığını, kulların ona muhtaçlığını vurgulanmasını istiyor. Buradaki na ona vurgudur diyor. Hatırlarsın belki onları. Yani vurgu işte o vurgu, duadaki vurgu, o kurgulardaki vurgu. O vurgu neyin vurgusu işte? Sırrı ehadiyetin şey değil mi yani? Tabii. Fark edilmesi. Yani o tertibi çözdüğün zaman abi etrafındaki işte hani az önce şey örneğini verecektim kamera şakası. Şimdi öyle bir şeyler yaşatıyorlar ki sana gözün kamera arıyor artık. Ya böyle bir şey olamaz diyorsun değil mi? Hani vallahi bir yerde herhalde bana şaka yapıyorlar. Bir yerde kamera var diyorsun böyle. Bu da olmaz üst üste bu kadar şey. Onun gibi şimdi öyle şeyler yaşıyor ki Yunus Aleyhisselam'da şeyi tam uyanıyor böyle. Hani hepsini yöneten Allah. Bütün hasseleri uyanıyor. Ve bak, hepsini benim etrafımda değil mi? Hepsini benim etrafımda şekillendirmiş. Arkadaşlar balığın karnındasınız ya düşünün ya. Biraz orada reşet bir şey yani. Orada bir şey de gözüküyor yani özel ilgi. Şimdi tabii. Denizi, fırtınayı, işte gemiyi, balığı hepsini Yunus Aleyhisselam'ın etrafında kurguluyor Cenab-ı Hak. Balığın içinde ama da boğulmamış. Boğulmamış. İşte tabi. Başrolde olduğunu anlıyor yani. Yunus Aleyhisselam orada ona uyanıyor. Ben diyor başroldeyim bu diyor bu kadar set, dekor, bu kadar işte set ayarları falan diyor. Bunlar diyor hep benim için. İşte bak nur-u tevhid içinde sırrı ehadiyet. Ehadiyet neydi? Benim Rabbim. Yani vahidiyet, her şeyle ya. Cenab-ı Hakk'ın birebir ilgilenmesi. Birebir ilgilenmesi. Yani saniye. Yani saniyenin daha altı. Ahadiyet o. Evet. Tevhidde nur-u ahadiyet nasıl diyor? Bir daha oraya okur musun? Nur-u tevhid içinde sırr-ı ehadiyet nur-u tevhid içinde inkişaf ettiği i̇şte, için. İşte o tevhidi anladı. Orada bu efendim bunların hakimi kim? Cenab-ı Hak. Bunu anladığı anda o zaman bana da yardım edecek. Beni bu kurtaracak da odur. Bu da ahadiyet işte. Yani her şeye Cenab-ı Hakk'ın her şeyden her şeye daha yakın olması ve her şeyi her an işlemesi. Yani saat gibi korumuş bırakmış değil. Her an işliyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın nazarından, ilminden, duyuşundan kaçmış değilim ben. Hani evet. Orada şu an benim dikkati tabiri caizse bu ifadeler. Hepimiz şu anda Allah için kullanılmaz ama
üzerimizde yani. Tabii. Yani mesela işte diyelim Serdar abi işte gidiyor bir oyuncu böyle sete gidiyor. Sette etrafında insanlar falan kahve getiriyorlar bilmem ne makyajını yapıyorlar falan filan. Serdar abi neye uyanıyor? Herhalde ben başrol oynayacağım burada. Gibi gibi. Yunus Aleyhisselam da öyle bir kurgunun içinde yaşıyor ki olaylar. Ama tabii o nasıl heyecanlı olaylar onlar. Diyor ki ya bunlar benim için. Bunlar hepsi benim için. İşte orada sırr-ı ehadiyet inkişaf ediyor. Cenab-ı Hakk'ın tekliği, her şeyin yanında bütün isimleriyle hazır nazır oluşu. Hiçbir şeyin başka bir şeyi onun ilgisinden saklayamayışı. Cenab-ı Hak güneşle ilgileniyor. Güneş insanın üzerindeki ilgisine engel olmuyor. Tabiri caizse tırnak içinde söyleyelim. Seninle ilgilendiği gibi Ümit abiyle de ilgileniyor. Evet. İşte Mehmet abiyle ilgilendiği gibi Serdar abiyle de ilgileniyor. Hepimizle tek tek ilgileniyor. Biri diğerine mani olmuyor. Bu sırrı ehadiyetin inkişafı bu işte. Pekala. Biz şimdi kendimizde nasıl sırrı ehadiyet inkişaf ettireceğiz? Bize nereden nasıl bakıyor? O alınganlık başta söyledim ya. Nasıl alınacağız biz şimdi buradaki dersten kendimize bir şey? Ehadiyet o demek. Alınman lazım. O kurgu benim etrafımda. Bana yapılıyor bu iş. Ben birebir Cenab-ı Hakk'ın muhatabıyım. Kastedilmişim. Murad edilmişim. Hedeflenmişim. Sınanan benim. Bunu anlamak nasıl oluyormuş bizde? İşte oraya geldik. Şimdi kıssadan hakikate geçiyoruz. İşte Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın birinci vaziyetinden 100 derece daha müthiş bir vaziyetteyiz. Gecemiz istikbaldir. Ne demek istikbal? Gelecek. Gecemiz istikbaldir. İstikbalimiz nazarı gafletle. Onun gecesinden 100 derece daha karanlık ve dehşetlidir. Eğer Allah'ı bilmezsek, marifetullah'ını bilmezsek, imanımız, ibadetimiz olmazsa bizim geleceğimiz daha da endişeli. Denizimiz şu sergerdan küre-i zeminimizdir. Bu denizin her mevcinde binler cenaze bulunuyor. Onun denizinden 1000 derece daha korkuludur. Bizim hevai nefsimiz hutumuzdur. Nefsimizin hevası balığımızdır. Hayatı ebediyemizi sıkıp mahvına çalışıyor. Bu hut onun hutundan 1000 derece daha muzdurdur. Çünkü onun hutu 100 senelik bir hayatı mahveder. Bizim hutumuz ise 100 milyon seneler hayatın mahvına çalışıyor. Tekrar dönelim paragrafın başına. Öyle midir? Onları da konuşalım. Böyle içimizde oturtarak gidelim. Gecemiz istikbaldir dedi. İstikbalimiz nazarı gafletle onun gecesinden 100 derece daha karanlık ve dehşetlidir. Öyle midir? Ya gelecek bu kadar karanlık geliyor mu bize? Yani geliyor. Eğer yani Cenab-ı Hak... Ekonomi de kötü gidiyor zaten. Yani Cenab-ı Hak'sız, yani Allah tevhidsiz baktığın zaman kapkaranlık, zifir karanlık. Bu yıldız her an bize, biz yıldız çarpabilir. Dünyamız kendi kendine seyare, kendi sarhoş sarhoş dolanıyor. Bir kıyamet koparabilir. Yani eğer bunun başında, eğer bunun başında bir efendim mesela bir, yani onu yöneten birine iman etmediğin zaman her an insan her şeyden korkar. Yani siz abi şöyle diyorsunuz, korkunun kaynağı İmansızlık. Yöneticisizlik. Tabii. Başıboşluk. Başıboşluk. Başıboşluk korkutuyor diyorsunuz yani. Evet. Yani gaflet dediği o. Tamam doğru. Buna ek olan bir şey var mı? Mesela bu gecenin korkulu olması başka neyden kaynaklanıyor olabilir? Bir de ne olacağını bilmiyorum. Ben mesela ondan şey. Değil mi? Hani ihtimaller de çoğalıyor şimdi. Yani bugün böyleyiz elhamdülillah ama yarın Allah işte idare etmeyen biri varmış gibi yani sanki böyle başmış muallak. Gibi muallakta bir ortam. Hangi dereceden bahsediyorsun abi? ekonomi diye ekonomi yani ruh halimiz. Ercan Orhan kardeşim verdiği bir örnek vardı Serdar abi. Evet abi. Düşünün bir otobüstesiniz. Evet. 300 kilometre süratle bir yokuş aşağı gidiyorsunuz. Direksiyonda kimse yok. Direksiyonda kimse yoksa da olur. Korkulur. Sakin bir şey. Kaos olur abi. Kaos olur orada. Hayır. Marşizm çıkar. Çatlar patlarsınız endişe. Yani otobüs bir yere vurmasa bile sizin bir yere vursunuz yani. Yok heyecandan. Telaş, endişe, tereddüt. Öyle bir fıkra var ya abi. Trabzon'a ilk defa, yani fıkra işte anlatıyorlar. Karadeniz fıkrası. İlk defa çift katlı otobüs gidiyormuş. Tabii ilk defa çift katlı otobüs gelecek diye de orada böyle bir ufak şenlik hazırlamışlar. Davulla zurnayla karşılıyorlar falan. Alt kattakiler sevinç içinde otobüste.
üst kata çıkıyorlar, herkes gergin böyle. En son yani birisi diyor ki, ya teyzeciğim diyor, işte Trabzon'a geldiniz artık diyor, biraz neşelensenize diyor, ilk defa diyor işte geldi işte böyle bir otobüs falan. Oğlum diyor, biliyor musun buraya kadar şoförsüz geldik diyor. İkinci katta ya görünüyor şoför. İnanıyor ki İstanbul'dan Trabzon'a şoförsüz gelmişler. İşte onun korkusu bak, şeyin söylediği de doğru Serdar abinin de, yani her anlamda idare edicisiz, bir de idareciliğin de bazı özelliklere sahip olması lazım. Yani. Benim gibi idareci olursa. He. Yine kainattan korkulur. Yine korkulur yani. Ya da şoförlüğü iyi değil ama şoför, yine korkulur. Öyle bir idarecisi olmalı ki bizim o korkumuzu dağıtmalı. O yüzden gecemiz gafletle, Cenab-ı Hakk'ı bilmezsek, onu unutursak, 100 derece daha karanlık ve dehşetli. Denizimiz şu sergerdan, yani başıboş, küre-i zeminimizdir. Bu denizin her mevcinde binler cenaze bulunuyor. Onun denizinden 1000 derece daha korkuludur. Öyle değilmiş de bir salgın geldi. Ne biçim bir dalga vurdu ya. 5 milyonu geçmişti en son. O da hani bildirilen rakam. Onun dışında kim bilir, daha bilinmeyen de ölüm olmuştur belki. Bunun gibi daha ne salgınlar gelmiş. 100 yıl önce bir tane daha varmış mesela. İspanyol gribi diye bir hastalık varmış. O da bunun gibiymiş. Bayağı. Veba da var. Kara veba. Ha, kara veba varmış ondan önce. Zaten abi ben şöyle düşünüyorum. Bu Dabbetül Arz şeyi var ya. Evet. O bir kanun aslında. Her asırda şeyi var. Ahir zamanda bir de en büyüğü olacak. Dehşetli olacak. Ama her zamanda mesela işte 100 yılda bir veya işte 200 yılda bir hastalık geliyor, böyle büyük salgın. Hep böyle vuruyor. Telefiyat oluyor. Ondan sonra hani insanlara şeyi hatırlatıyor. Ölümün işte yakınlığını hatırlatıyor. Bir dalga geçiyor. İşte gördüğünüz gibi 4 milyon, 5 milyon, Allah muhafaza, Allah hepimize can sağlığı versin, afiyet versin, öyle şeylerle sınamasın, bizi rahmetiyle terbiyesin, azabına uğratmasın. Ama hani öyle, hakikaten deniz öyle. Her mevcinde, dalgasında binler cenaze bulunuyor. O şeye girmiyorum abi. Siz beni de kadar unutsanız da ben sizi unutmuyorum. Bunu bir şekilde ben size hatırlatıyorum. Ya, imtihan süreci. Sadece biz Müslümanlar için değil, bütün kainat için Cenab-ı Allah bunu veriyor ki ben size, hepinize nasıl her sabah güneşi veriyorsam, her sabah işte havayı veriyorsam veya her sabah nimetlerimden yiyecekler veriyorsam, bu sefer hepinize yine aynı şekilde hiçbir ayrım gözetmeksizin, bütün dünyayı şu an kavurduğu için bu hastalık, hepinize hiçbir statü fark etmeksizin, ister devlet başkanı ol, istersen en dikteki vatandaş ol, herkese aynı şekilde ben bu hastalığı veriyorum ki siz beni tanıyın. Başlangıç ayarlarına bir dönün bakayım. Siz dünyaya geldiğinizde nasıldınız? Aynen. Bunu şey yapıyor. Aynen aslında. Doğru. Bütün musibetlerde aslında bu sır var. İşte dedik ya, o zemin bozulduğu zaman hani çalkalar ya böyle şeyler yerlerine otursun diye taşlar. Öyle bir çuvala bir şeyler yerleştiririz. Şöyle bir yerleşsin diye hepsi yerine bir çalkalarız, yerlerine otururlar böyle. Onun gibi de taşlar böyle yerinden çıktığı zaman, işte patatesler çuvala uymadığı zaman Cenab-ı Hak bir sallıyor. Hani insan neredeydim ben, tekrar yerine oturuyor. Ha ben acizmişim ya. Bizim İkram abi vardı, İkram Aslan, kulakları çınlasın. O da buraya gelmiştir ders yapmaya büyük ihtimal. O diyordu, ben büyük depremde burada değildim. İstanbul'daki o büyük deprem, 99 depreminde. O buradaydı. Diyor, normalde ben sabah namazına gittiğimde diyor, bir saf, iki saf ancak oluyordu diyor. Bir gittim diyor, avluda yer bulamadım diyor. Yeni Bosna'da avluda yer bulamadım diyor camide sabah namazında. Yani Cenab-ı Hak isterse her türlü bize kendini hatırlatır. Biz rahmetiyle, güzellikle gidelim yani. Öyle. Evet. Demek deniz oymuş. Bizim hevai nefsimizde, nefsimizin hevaları, istekleri, arzuları da, ama kem arzuları da hutumuzdur, balığımızdır. Hayat-ı ebediyemizi, sonsuz hayatımızı sıkıp mahvına çalışıyor. Bu hut onun hutundan 1000 derece daha muzdırdır. Çünkü onun hutu 100 senelik bir hayatı mahveder. Bizim hutumuz ise 100 milyon seneler hayatı mahvına çalışıyor. Evet, çok müthiş bir tespit. Yani nefis böyle midir gerçekten? Hani Bediüzzaman Hazretleri dedi ama hakikaten nefis bizi yutuyor mu? Yutuyor abi. Hem de nasıl yutuyor? Bazen hiç farkına varmadan bakıyorsun, yakalamış seni bir yerde. Yunus Emre nefsi şeytana benzetiyor. Yunus Emre'den ziyade Üstad Necip Fazıl Sakürek, Yunus Emre isimli bir kitabı var. O da
lise yıllarında biz onun tiyatrosunu oynamıştık. Nefsimizi Yunus Emre'nin gözünde şeytana benzetiyor. Ve Yunus Emre ne zaman Allah'a doğru gittiği zaman nefs onu oradan uzaklaştırmaya çalışıyor. Ne zaman gitse onu oradan uzaklaştırmaya çalışıyor. Gerçekten de bizim nefsimiz şu an Yunus Aleyhisselam'ın içine düşmüş olduğu balığın karnından daha büyük. Ve bizim bütün hemen hemen her tarafımız çepeçevre sarmış. Biz ne zaman ki işte Kur'an'a, sünnete, ibadetlere sarıldığımız zaman o çevre incelmeye başlıyor ve kırılmaya başlıyor. Biz ne zaman ki bunları terk ediyoruz, o bir örümcek ağı gibi tekrar etrafımızı çoğalmaya başlıyor. O örümcek adam Venom şeyi var ya, böyle sarıya vücudu. Ama tabii burada nefsi, ama üstad havai nefis diyor. Yani nefsin bizzat. Yani mutmain olmamış, terbiye edilmemiş nefis. Yoksa nefis, üstad başka yerde anlatıyor ya, pek gelir. Yani nefis yoksa ata benzer. Sen atı sahibine göre kişiler. Değil mi? Atalarımız bunu bu şekilde dememişler. Nefis de öyledir. Nefsi de gel efendim mesela Allah'ın yolunda Allah'ı bilmek için, tanımak için. Çünkü sen nefsi adeta müthiş bir cihaza benzetiyor. İşte kulak onun bir cihazı, göz onun bir hassesi, his bunun bir hassesi. Bununla Cenab-ı Hakk'ın esmasını anlıyorsun. Yoksa insan olmasın zaten, nefis olmasın. Onun için havai nefis diyor. Evet. Yani burada mutmain olmamış, terbiye edilmemiş nefis. Bir sıfatla anıyor. Evet, sıfatlanıyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri Kuddüs-i Sirru Mektubat-ı Rabbani'de diyor ki nefis için Allah diyor, Cenab-ı Hak ruhu bedene koyduğu zaman diyor ruh bedende durmak istemedi. Çünkü o başka bir alem, bu başka bir şey. Ruhu bedene nefisten aşık etti diyor. Yani çok hoş bir ifadeydi. Çok kapadın demek. Yani ruh bedene nefisle bağlandı diyor. Nefis hakikaten o var. Nefis kısa vadeli şeyleri anlar hep. Bu dünyada nasıl hayatta kalabilirim? Bu nefsin sorumluluğudur. Ümit abinin sırrı imtihanını geçirmesi için dünyada hayatta kalması lazım değil mi? Onun sorumluluğu nefiste. Bizi bu dünyada hayatta tutmak görevi onda. Ama baki alemi kim düşündürecek? O da ruhun görevi. Vicdanın görevi. Yani uzun vadelileri vicdan düşünüyor. Kısa vadelileri nefis düşünüyor. Mesela bir cüzdan gördüğünü söyle, bayağı da dolu. Birisi cüzdan bırakmış orada. Şimdi nefis diyor ki al. Çünkü diyor ondan diyor çok da menfaat görürsün bu dünyada. Çok işini görür o diyor. Vicdan diyor ki ama ahirette sıkıntı var. Hani onu alırsan diyor ahirette sıkıntı olacak. Bak uzun vadeli, kısa vadeli. Bizim bu dünyadaki imtihanımız uzun vadeliyle kısa vadeliyi terbiye etmek. Bir de şöyle bir şey yok mu abi? Vicdan kısmı biraz meşakkatli. Nefs kısmı ise daha kolay. Hemen yani. Acule diyor Ayşe. Aynen. Acule insan diyor. Geçen bir kart buldum. Öğrenci bir kartı buldum. Nefs bana dedi ki ya bunu kırat ki zaten iptal etmiştir dedi sahibi. Ben de düşündüm ya koyayım mı atayım mı. En son dedim ki ya dedim, bir Instagram'a bakayım bu şahıs var mı yok mu diye bir iletişime geçeyim dedim. İletişime geçtim. İşte bir hastanede çalışanmış, sağlık personeliymiş. Dedim ki böyle bir kart buldum. Sizin midir? Siz mi düşürdünüz? Aa dedi evet, Esenyurt'ta ben düşürdüm. Sonra dedim ki ben Esenyurt'tayım. Akşam 7'de gelin size bulayım. Arada ameliyatım var dedi. Gelemeyeceğim. Yarın sabah gelsem olur mu? Yani baya bir meşakkatli şeyden sonra o kişiye o kartı teslim ettim. Ama nefse uyuyup ya şunu kırayım atayım demiş olsaydı daha kolayıma gelmiş olacaktı. Fakat abi, nefsine iyiymiş ya. Fakat abi şey yapar mısınız mesela? Vicdan için, ruh için yapılan amelin ömrü daha uzun. Mesela siz o iyiliği yaptınız, ne zaman aklınıza gelse diyeceksiniz ki ya ne güzel bir şey yaptım, hani onu kırmadım da böyle yaptım. Bakın burada da anlattınız, hepimize faydası oldu mesela. Bak o kalıyor. Ama işte kırsamazsam bir saniyelik rahatlama, ömrü bitti. Yani dünyanın bütün zevkleri kısa değil mi abi? Özellikle günaha götüren zevkleri, şeyleri, mesela bu gece özellikle bazı şeyler için bir gecede bütün ömrünü veya ömrünü de geçtim ahiretini heba edemiyor. Evet abi. Biz 24 saatlik yaş ediyoruz 31 anladın ama şu anda 4 saatlik bir zevk için ve bütün ahiretini heba edebiliyor. Zamanı nereye veriyor? Çok evet. Ucuza veriyor. Halbuki o ne değerli bir şey. Evet abi aynen öyle. Madem hakiki vaziyetimiz budur, ben uzatıyorum ama dersi süre var mı yok mu onu da bilmiyorum.
Bugüne özel. Ha, peki o zaman abi. Biraz daha okuyayım o zaman. Madem hakiki vaziyetimiz budur, biz de Hazreti Yunus Aleyhisselam'a iktidaren umum esbaptan yüzümüzü çevirip doğrudan doğruya müsebbibül esbab olan Rabbimize iltica edip La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin demeliyiz ve aynel yakin anlamalıyız ki gaflet ve dalaletimiz sebebiyle aleyhimize ittifak eden istikbal, dünya ve hevai nefsin zararlarını def edecek yalnız o zat olabilir ki istikbal tahtı emrinde, dünya tahtı hükmünde, nefsimiz tahtı idaresindedir. Oraya da, oraya da, oraya da. Hepsine hükmediyor olması lazım. Acaba Halık-ı Semavat ve Arz'dan başka hangi sebep var ki en ince ve en gizli hatıratı kalbimizi bilecek ve bizim için istikbali ahiretin icadıyla ışıklandıracak ve dünyanın 100.000 boğucu envacından kurtaracak, haşa, zat-ı vacibül vücuttan, Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden birisi, olmazsa olmaz diye tabir edeyim. Kainat, Allah, kainat için olmazsa olmazsız, vücudu vaciptir. O olmazsa kainatı açıklayamayız. Zat-ı vacibül vücuttan başka hiçbir şey, hiçbir cihette onun izin ve iradesi olmadan imdad edemez ve halaskar olamaz. Şu yukarıdaki şey önemli ama oraya bir daha döneyim. Yani mutlu olmak nelere bağlı? Şunları tekrar okuyayım. İstikbal tahtı emrinde olacak. Evet. Dünya tahtı hükmünde olacak. Nefsimiz tahtı idaresinde olacak. Yani tek bir şeyle de mutlu olamıyoruz. Ya Vehbi Koç olsan, gerçi öldü o, oğluna dönelim. Rahmi Koç olsan ama sağlığın yerinde olmasa mutlu olur musun? Olamazsın. Dünya da onun hükmünde olması lazım. Yani nefs bir, dünya iki, bir de gelecek. Bugün zenginsin ama yarın fakir oldun. Yine mutlu olabilir misin? Eşikte duruyor yarın mesela. Yarın öleceksin. Öleceksin. Eşikte duruyor mesela bir tehlike. İnsan yani üstad başka bir yerde diyor ya, ölümü andığı anda bütün lezzetleri işte acılaştırıyor. Neden? Hele bir de iman yoksa adam ölümü yok etmek biliyor. Şimdi geleceği nasıl düşünsün? Yani lezzet az. Mutlu olmak için bir nefsimiz iyi durumda olacak. İçimizin psikolojisi mi diyelim ona, ne diyelim. O iyi olacak. Bir, onu idare eden birisi olacak. İki, dünyayı, çünkü onun içinde yaşıyoruz. Bir de onun da devamlılığı lazım. Gelecek. Üçü de olması lazım. Bak Yunus Aleyhisselam'ın kıssasında neler çıktı. Onun gecesinden, gemisinden, balığından bize neler çıkıyor. İstikbal tahtı emrinde, dünya tahtı hükmünde, nefsimiz tahtı idaresindedir. Acaba Halık-ı Semavat ve Arz'dan, yeri ve göğü yaratan Allah'tan başka hangi sebep var ki en ince ve en gizli hatıratı kalbimizi bilecek, kalbimizden geçenleri bilecek ve bizim için istikbali ahiretin icadıyla ışıklandıracak ve dünyanın 100.000 boğucu envacından, dalgasından kurtaracak, haşa, zat-ı vacibül vücuttan başka hiçbir şey, hiçbir cihette onun izin ve iradesi olmadan imdad edemez ve halaskar, kurtarıcı olamaz. Madem hakikati hal böyledir, nasıl ki Hazreti Yunus Aleyhisselam'a o münacatın neticesinde Hut'u ona bir merkup, yani balığı ona bir binek, bir tahtel bahir, bir denizaltı ve denizi bir güzel sahra ve gece mehtaplığı latif bir suret aldı, biz dahi o münacatın sırrıyla La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin demeliyiz. La ilahe illa ente cümlesiyle istikbalimize. Bak. La ilahe illa ente, senden başka ilah yoktur. Geleceğe bakıyor. Çünkü bugün yarın hepsi senin elinde. Subhaneke kelimesiyle dünyamıza, bu anda yaptığın işlerde de kusur yok. Şu an müşahede ettiğim kısmında da kusur yok. Subhaneke. Sen kusurdan münezzehsin. Onu hatırlayacaksın diyor. İnni kuntu minez zalimin, fukrasıyla da nefsimize nazarı, merhametini celbetmek. İnni kuntu minez zalimin neydi? Ben nefsime zulmettim. Bir arıza görüyorsam, bir acı çekiyorsam, bir daralma, bunalma yaşıyorsam, bunlar da senden değil. Bak Sübhaneke bununla tamam oluyor aslında. Sübhaneke dedin ama içinde hala Allah'a kızıyorsun, haşa. Öyle olmaz ki. İçinde de diyeceksin ki kusur bende, leke bende. Onu dediğin zaman Sübhaneke'nin manası sende tamam oluyor. La ilahe illallah Sübhaneke ile tamam oluyor. Her şeyi o yaratıyorsa kusur yok demektir. O da içimizdeki şeyle, o zaman ben yanlış gördüm.
sen öyle yapmazsın, bende hata var demek gerekiyor. O eşiğe gelmek gerekiyor. Fıkrasıyla nefsimize nazar-ı merhametini celbetmeliyiz. Ta ki nuru iman ile ve Kur'an'ın mehtabıyla istikbalimiz tenevvür etsin ve o gecemizin dehşet ve vahşeti ünsiyet ve tenezzühe inkılap etsin. Ve mütemadiyen mevt ve hayatın değişmesiyle seneler ve karnlar, yani asırlar envacı üstünde hadsiz cenazeler binip ademe atılan, yokluğa atılan dünyamız ve zeminimizde Kur'an-ı Hakim'in tezgahında yapılan bir sefine-i maneviye hükmüne geçen hakikat-i İslamiyet içine girip selametle o denizin üstünde gezip ta sahili selamete çıkarak hayatımızın vazifesi bitsin. İslamiyet niye lazım? Çünkü Üstad Hazretleri'nin başka bir yerde ifadesi var. Bu dünyada her şey göründüğü gibi değil. Ademi görünen vücudilikler var, vücudi görünen ademilikler var. Eğer her şey göründüğü gibi olsaydı zaten akıl da bir şekilde orada hani doğru yolu bulurdu. Ama mesela söz gelimi, faiz malı arttırıyor gibi gözüküyor. Ama Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Malı yer bitirir diyor. Şimdi bak, vücudi görünüyor lan. Yatırsam şu para üstüne bu kadar gelecek gibi görünüyor. İlave geliyor yani. İlave geliyor yani. Varlık gözüküyor, vücudi gözüküyor. Hayır ne demek? Vücudi demek. Şer, ademi demek. Yani yokluğa giden şerdir. Varlığa giden vücudi hayırdır. Bak, vücudi görünüyor ama aslında Cenab-ı Hak diyor ki o malını yer bitirir diyor yani. Ondan hayır görmezsin. Veya zekat, ademi gözüküyor. Ya kutlamıyor. Kolay mı vermek hani öyle? Hani şey, Karun hazinesini bir yığmış, zekatını bakmış tepe gibi oluyor. Ayarları yerinden oynamış. Öyle diyorlar hani, o zamana kadar Musa Aleyhisselam'ın dizinin dibinden ayrılmıyormuş Karun. Zekat emri geliyor artık, onların belki zekatı da daha fazlaydı. Çünkü Musa Aleyhisselam'ın şeriatı zor bir şeriattı. Biraz daha ağırdı. Yani İslam'dan daha ağırdı yani. Teferruatta daha ağır şeyleri vardı. E şimdi bir yığıyor abi malını, zekatını. Verilir mi bu diyor ya? Verilir mi bu diyor? Bir de malı çok, malın çoğunu görmüyor işte, o zekat gözüne çarpıyor. Tabii tabii. Yani insanın fıtratında o olarak. Ondan sonra Musa Aleyhisselam'a iftira attıracak, böyle kadın tutacak falan, o şeylere giriyor. Neler neler çeviriyor yani, bak Allah düşün. Niye? Ademi gözüktü. Allah gidiyor malım. 1/40 kolay mı? Yani onlarda daha da çoktur belki. Yani vermek, candan vermek gibi geliyor ona artık. Bak, ademi gözüken ama aslında vücudu olan bir şey. Allah diyor ki zekatını ver Celle Celaluhu. Arttıracağım malını diyor. Bendesin diyor. Bendesin diyor. Sadaka ver, arttıracağım malını diyor. Hani ihlasla ver o sadakayı, arttıracağım malını diyor. Bereketini göreceksin diyor. Bak. Öyle gözüküyor, böyle, böyle gözüküyor, öyle. Peki biz nasıl ayıracağız? İşte vahiy olmazsa, sünnet olmazsa, İslam olmazsa biz buradan çıkamayız. Ha. İşte nübüvvet olmazsa biz o işte oradan çıkamayız. Ademi gözüken vücudilikten, vücudu gözüken ademilikten çıkamayız. İslam o yüzden gemi. Selametle o denizin üstünde gezip ta sahili selamete çıkarak hayatımızın vazifesi bitsin. Hani bazılar diyorlar ya aklımız yeter. Ya yeter mi yani, akıl kaç çeşit akıl var? Komünistinki de akıl, ateistinki de akıl. Yani Ahmet abi şimdi şey çok önemli. Yani İslam gemisi dedi değil mi? Yani insan bazen mesela bir iş yapıyor. Acaba şöyle mi yapsam düzgün? Böyle mi yapsam? Şöyle mi yapsam? Değil mi? İnsan ne kadar sıkıntıya giriyor. Oysa ki ya Allah-u Teala bak kolaylık sağlamış. Vur İslam'a, Kur'an'a bak, sünnete bak. Sen rahatını şey alıyorsun zaten, sıkıntıdan kurtuluyorsun. Kapıdan sağlam girsen yani sorabilirsiniz. Gir yani sağlam. Bu da ne işte? Bir kolaylık yani. Tamam. Ne yapıyor? Psikolojik olarak da seni rahatlatıyor. Yani beyinsel olarak da, sadece şey olarak değil. Kurtuluyorsun. Hani sünnete uyma, 11. cilemede üstad diyor ya. Yani peygamber gibi yap, kurtul işte. En düzgünü kim yapmıştır? Peygamberler yapmıştır. Haritaya gir. Kolaydı. İslam yaz. O sana yolu göster. Ne? Navigasyon. Navigasyonsuz gitmek var. Bir Ümraniye'nin bilmiyorum hangi sokağına gideceksin, bilmediği bir yer. Ne kadar zor. Evet. Hazır, elimizde şablon. O denizin fırtınaları ve zelzeleleri sinema perdeleri gibi tenezzühün manzaralarını tazelendirmekle vahşet ve dehşet yerine nazarı ibret ve tefekkürü keyiflendirerek okşayıp ışıklandırsın. Çünkü artık hepsine bir anlam verdi. Anlam vermezken tuhaf gelebilirdi ama anlamı olduktan sonra artık tuhaf gelmiyor. Bir yere koyabiliyorsun. İşte mesela bize bir kadraj sunsalar, 4-5 adam toplanmış, ellerinde bıçak var, şu var, bu var, bir adamı kesiyorlar.
Böyle baktığımız zaman ne kadar acı bir şey. Sadece onu görüyorsun. Sadece onu görüyorsun. Lan ne kötü bir şey, adamı kesiyorlar diyorsun. Kadrajı biraz yukarı çekiyorlar. Aa üstte ameliyathane yazıyor. Aa yok ya, kesmiyorlarmış adamı, iyi bir şey yapıyorlarmış diyorsun. Ama tedavi değil mi? Ha? İşte nuru tevhid. Geniş pencereyle baktığın zaman, hepsini Allah'a verdiğin zaman o artık bir anlam kazanıyor. Ademi bile gözükse varlığa hizmeti var. Öyle yıkılıyormuş gibi gözüküyor ama aslında yapıyor Allah, onunla da yapıyor. Bunu fark ettiğimiz zaman da Cenab-ı Hak inşallah içimizde o şeyi vahşet ve dehşet yerine nazar-ı ibret ve tefekkürü keyiflendirerek o şeyi ışıklandırmaya çeviriyor. Hem o sırrı Kur'an'la, o terbiyeyi Furkaniye ile nefsimiz bize binmeyecek. Merkubumuz olup, yani bineğimiz olup bizi ona bindirip hayat-ı ebediyemizin kazanmasına kuvvetli bir vasıtamız olsun. Değil mi? Nefis olmasa insan nasıl ibadet eder? Arzumadici zabıta şey, vasıta oluyormuş. Yani evet. Müthiş bir şey. Heyecanlandırıyor, enerji veriyor. İyi yönde kullandığı sıra hizmet eder. Tabii. Derste çiğ köfte, derste çiğ köfte varsa mesela, Allah gül. Ders, ders. Hizmet için. Bizim bir Fikret abimiz vardı, kulakları çınlasın. Böyle çiğ köfte, güzel bir yemek olduğu zaman böyle bize duyururdu. O şurada diyordu şey var, tavuklu bilmem ne varmış, hemen oraya derse gidelim falan. Bak. Derse gidiyoruz, iyi bir şey nefis. Ama nefisle, o motor kuvveti nefis arın diye çalıştırıyor seni, oraya doğru götürüyor. Aynen. Ferrari motoru gibi. İkramımız var. Allah razı olsun. Allah Celle Celaluhu. Mesaj alındı. Bak, salih amel işliğin şunu bu, ondan sonra da cenneti anlatıyor. Evet. Teşvik. Cenab-ı Hak ne şimdi? Bak, Cenab-ı Hak, Cenab-ı Hak diyorlar ya, ideolojiler hep insanı eksik ele almıştır. Mesela bir yönünü anlamıştır ya da bir çağını anlamıştır. Mesela genelde gençliğe bakar ideolojiler. Yaşlılarla, hastalarla ilgilenmezler. Feminizm mesela kadınlara yoğunlaşmıştır. Veya başka bir ideoloji, başka bir mesela işçilerin haklarını, hakikaten de haksızlığa uğruyorlar. Ona yoğunlaşmış. Ama İslam bir bütün olarak insanı ele alıyor. Evet. Nefsin de var senin. Ona da dokunuyor. Cenneti anlatıyor veya işte dünyadaki nimetlerin bile helalinin daha lezzetli olduğunu anlatıyor. Senin aklın var, ona hikmetini anlatıyor. Senin şefkatin var, ona rahmetini anlatıyor. Seni bütün alıyor yani Allah, evet. Celle Celaluhu. O yüzden İslam'ın hidayetinin ıskaladığı kimse yok. Çocuk da alıyor. Umumi yani. Hasta da umumi, evet. Hasta da alıyor, yaşlı da alıyor, genç de alıyor. Hepsine bir faydası var. Gayrimüslimi arıyor mesela. Evet, onların eksik bırakmış, aslında isabet ettikleri yerleri toplamış böyle. Aynen. Bütün ideolojiler zaten Kur'an-ı Kerim'de bir tane hakikat olarak. Yani, en iyi devrimci Hazreti Muhammed. Yani şeydir, devrimcilik. Her şey olarak. Bize yapıcı olan hepsi de bunu yanlış anlayın. Benedict Anderson diye bir yazar var, Hayali Cemaatler diye bir kitabı var. Adam aslında ateist bir adam ama orada güzel bir tespiti var. Diyor ki, bir anne veya baba çocuğu sakat doğduğunda, ya benim bu çocuğum niye böyle doğdu veya işte doğuştan hastalıklı bir adam, ben niye böyle oldum diye sorduğunda, diyor, o övündüğümüz bütün ideolojilerin cevabı, o ifade de aklımda kalmış, rahatsız edici bir sessizliktir diyor. Ya, o bütün ideolojilerin hiçbir cevap yok. Komünizm mi cevap verecek? Kapitalizm mi verecek? Yani ben fayda de doğuştan böyleyim. Buna ne cevap verebilir ki? İşte hepsinin diyor cevabı rahatsız edici bir sessizliktir. Diyor ki isabet hakikaten doğru bir şey söylemiş. Şöyle okuyayım, bitireyim o zaman. İkramlar geldi. Elhasıl madem insan mahiyetinin camiyeti itibariyle sıtmadan müteellim olduğu gibi, sıtmada titriyor ya, arzın zelzele ve ihtizazatından ve kainatın kıyamet hengamındaki zelzele-i kübrasından müteellim oluyor. O bir deprem, bu da bir deprem. Ve nasıl ki hurdebini mikroskobik bir mikroptan korkar, ecram-ı ulviyeden zuhur eden kuyruklu yıldızdan dahi korkar. Yani üstad işte günümüze de bakıyor. Evet. Korona dediğimiz bunun içinde işte. Yani hurdebin dediği o işte. Evet. Günümüzü de oyalayabiliyoruz. Bak, mikrop geldi abi. Demek ki buna da demek ki buna da korona'da ne diyecekmişiz? La ilahe illallah subhaneke inni kuntu minez-zalimin. Psikoloji olarak bunu tanımamız lazım. Hem nasıl ki hanesini sever, koca dünyayı da öyle sever. Hem nasıl ki küçük bahçesini sever, öyle de hadsiz ebedi cenneti dahi müştakane sever. Elbette böyle bir insanın mabudu, Rabbi, melceği, halaskarı, maksudu öyle bir zat olabilir ki, hedefi kaldırıyor üstad. Yani
Ne ile uğraşıyorsun diyor. Açıyor abi. Biraz yukarı kaldır bakayım diyor şu hedef şeyini. Halaskar maksudu öyle bir zat olabilir ki umum kainat onun kabzayı tasarrufunda kabza hani silahın kabzası deriz elin el manası ama tasarruf burada kastedilen kabzayı tasarrufunda zerrat ve seyyarat dahi atomlar veya o atom altı veya yıldızlar dahi taht-ı emrindedir. Elbette böyle bir insan daima Yunusvari aleyhisselam La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minaz zalimin demeye muhtaçtır. Diyor Üstad Hazretleri ve bize dersini böylece bitiriyor. Ne diyelim Cenab-ı Hak bu derslerin, bu hakikatlerin, Kur'an'ın ve sünnetin hayırlı tesirlerini üzerimizde halk eylesin. Dilimizden çıkıyor da işte onu gırtlağımızdan kalbimize de indirsin, hayatımızı aksettirsin. Asıl önemli olan o. Bu da onun bir duasıydı. Allah hepinizden razı olsun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim ve ahiru da'vahumel hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.